hayatım senindir. Ben sana daha önce adamıştım stop, hayatımı. Stop! Harikulade! Seyirciler bu sahneyi çok beğenecekler. Sanki hakikiymiş gibi oynadınız. Teşekkür ederiz. Leyla Hanım telefondan istiyorlar. Teşekkür sizi. Ederim. Bundan sonraki sahnenin diyaloglarına bir göz atsak. Alo, buyurun. Kimsiniz? Tanımadın mı? Bu ne vefasızlık? Aramıyorsun beni. Aramak mecburiyetinde değilim. Beni rahatsız etmemeni defalarca söylemiştim sana. Sebep ne? Yoksa Murat mı? Hesap soramazsın bana. Murat benim sanat arkadaşım. Sadece o kadar mı? Değil tabii. Alınma hemen. Öyle konuşmak zorunda kaldım. Neden? Seni rahatsız eden biri mi var Leyla? Mühim değil. Sinirlisin ama. Yorgunluktan Murat. Dinlendirici bir yer biliyorum. Bu gece için ne dersin? Sen istedikten sonra. Yak bir sigara daha. Sinirine iyi gelir. Haber vermeden gelme demiştim sana. Ben de o kızı arama demiştim. Manasız kıskançlığı bırak. O kızla aramızda sadece bir hesap meselesi var. Kapanması uzayan bir hesap bu. Sabrımın taşmak üzere olduğunu hatırlatırım sana. Dikkatli ol. Beni tehdit mi ediyorsun yoksa? Hayır. Şimdilik ihtar ediyorum. Leyla'nın peşini bırak. Herkes sevdiğini senin gibi başkasıyla paylaşamaz ki. Ne demek istiyorsun? Çok açık. Leyla'nın Murat'la olan ilgisi herkesçe malum. Birbirlerini seviyorlar. Bugünkü düğün sahnesinin heyecanı içindeyim hala. Sanki film değil de hakikatti. Aynı hissi ben de duydum Murat. Ama biraz sabırlı olmamız lazım. Sebep ne? Bilmiyorum. Belki de meslek hayatımız. Feda ederim sen istersen. Haksızlık olur. Sanatçılar biraz da halkınmalıdır. En olgun devrendesin şimdi. Sebep değil bütün bunlar. Yoksa bir neden mi var? Ne olabilir ki? Sevgilerin en güzelini buldum sende. Öyleyse ne bekliyoruz? Üzerinde çalıştığım bestenin bitmesini. Unuttun mu, söz vermiştin? Unutur muyum hiç? Sana ait her hatıra benim için ölümsüz. Aşkım gibi. Seni bekliyordum. Randevumuz olduğunu hatırlamıyor musun? Eski günleri hatırla öyleyse. Ne istiyorsun benden? Murat'la ilişkini kesmeni, aksi halde... Evet, aksi halde. İkimiz için de iyi olmaz. Bu sana ilk ihtarım Leyla. Benim de son ihtarım Kenan. Bir daha beni rahatsız etme. Şimdi çekil yolumdan. Hayat verse bana o geçen
dertleri veremez ki bana. Değişti her şeyim, kırılmış, bitmişim. Eski ben değilim. Tanımaz görse de bir gün dönse bana. Yıkılmış pişmansa diz çöker ağlarım. Şükür dualarıma. En kolay ah olan geldim dese bana, hayat verse bana, o geçen günleri veremez ki bana. Değişti her şeyim. Bir şey söylemiyorsun, beğenmedin mi yeni planı? Melekler bile kıskanacak sesini. Beni şımartacaksın. Şımarıklığın bile tatlı olur. Yaramaz çocuklara benzersin mutlaka. Yaramaz çocukların kulaklarını çekerlermiş ceza olsun diye. Ben sadece ipek saçlarını okşayıp koklayarak ceza verebilirim sana. Dünyanın en güzel mükafatı olur benim için. Başka bir mükafat istemiyorsun öyleyse. Yok, kandıramazsın beni. Besleni bitirmeni bekliyorum. Fazla beklemeyeceksin tatlım. Bitirdin mi yoksa? Az kaldı. Belli olmaz. Belki de doğum gününde hediye getiririm beslemi sana. Oh, Murat! Murat'ım benim! Uzun seneler ve bütün mutluluklar senin olsun. Mutluluğum senden başladı Murat. Ölünceye kadar devam edecek. Aşk şarkımız da şahit olacak buna. Ah, aşk şarkımız mı? Yoksa bitirdin mi bestemizi? Evet. Hediye olarak bunu seçtim. Ah, dünyanın en güzel hediyesi. Acele etme, belki beğenmezsin. Şarkımız senin sesinle güzelleşecek. Bensiz de güzel, inan bana. Bravo! Bravo! Enfes bir melodi. Tebrik ederim. Seni de tebrik ederim Leyla. Doğum gününü unutacak kadar vefasız değilim. Hele eski günlerimizi hiç. Eski günlerinizi mi? Evet, eski günlerimizi. Bu delikanlıyı anlatmadın mı Leyla? İstersen ben anlatayım. Hayır, yeter! Rica ederim sus! Susmasına lüzum yok küçük hanım. Anlatsa da dinlemeyeceğim çünkü. Sizden bir ricam var şimdi. Şarkımın ismini değiştiriverin. En münasip ayrılık şarkısı olur sanırım. Murat! Bırak gitsin. Bazı şeyler öğrenirse daha çok yıkılır. İğrenç bir erkeksin sen! Hayır, seven bir erkeğim ben. Delicesine seven bir erkek. Niçin geldin? Böyle konuşma Murat. Yersiz bir şüphe yüzünden beni kırıyorsun. Seni daha fazla kırmamak için uzaklaşmaya karar verdim. Gidiyorum. Bensiz mi? Sen istedin bunu.
O adamdan daha önce bahsedebilirdin bana. Beni yanlış anlamandan korktun. Korkun hiçbir şey halletmedi Leyla. O adam aramıza girdi gene. Asla! Beni dinlemeni istiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum sana. Belki gene gideceksin. Ama benden nefret etmeyecek. Temiz kaldığıma inanacaksın. Kenan'la çok eskiden tanıştık. O zamanlar isimsiz, yoksul bir kızdım. Hasta anneme bakmak için çeşitli işlerde çalışıyordum. Hayat kavgasının içine girmiştim. Gece gündüz yılmadan çalışıyordum. Mesuliyet duygusu bana güç veriyordu. Kanaatkardım. Kaderime razı olmuştum. Kendimi işlerime vermiştim. Aşırı isteklerim, hırsım yoktu. Talih kuşunun gelmesini bekleyenlerden değildim. Ama bir gün şansımı ve kaderimi değiştiren bir olay oldu. Son çalıştığım plakçı dükkanında Kenan'a rastladım. Sesimi beğenmişti. Bana yardım etmek istediğini söyledi. Bir ticaret bu diyordu. Ben başarırsam, kazanırsam o da nasibini alacaktı. Kabul ettim. Yeni bir ufuk açılmıştı çalışma hayatına. Provalar başladı. Çalışmalarda bulunuyor, bana yardım ediyordu. Yeni işime bütün gücümle sarıldım. Karanlık günlerime bir ışık gelmişti sanki. Çalışıyordum. Başarılı olmaktan başka düşündüğüm hiçbir şey yoktu. Mesleğimi seviyordum. Şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Beklemem geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere beklemem geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden,
Bana öz abim gibi dürüst davranıyordu. Bir tuzak hazırladığını bilemezdim ki. Bir kaçakçılık olayına alet etti beni. Maksadı hem parama hem de bana sahip olmakmış meğer. Paramı feda ettim. Ama kendime asla. Uzaklaştım ondan. İşte benim hikayem bu Murat. Üzüntüler, gözyaşları dolu bir hikaye. Ama lekesiz bir hayat. İnan. Sana inanmasam gitmene mani olmazdım. Ömrümce yanımda kalmanı istemezdim. Senden şüphelendiğim için affet beni. Haklıydın şüphelenmekte. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Bırak da onu ben düşüneyim yavrum. Hem çok basit bir iş bu. Yarın bütün gazeteler nişanımızı ilan edecekler. Nişanımızı mı? Evet. Kenan karşısında sahipsiz bir kız bulamayacak artık. Koruyacağım seni. Canım bağısına da olsa koruyacağım sevgilim. İki sevgiliyi tebrik etmeyecek misin? Kes sesini. Böylesi hepimiz için hayırlı oldu. Sen bana kaldın, benimsin. Bıktım senden, anlamıyor musun? Kene gibi yapışma artık. Önce sen yapıştın, unuttun mu? Vaatlerin, yalvarmaların ne oldu? Ailemden koptum senin yüzünden. Masal okuma bana. Tıpış tıpış geldin, şimdi de defolup gideceksin. Hadi. Bu hareketini pahalıya ödeteceğim sana. Defol! Defol! Alo? Evet. Ne istiyorsun benden? Sadece tebrik etmek. Zorla güzellik olmayacağını anladım. Anladınsa mesele yok. İyi günler. Ya hayır, kapama hemen. Dinle lütfen. Son bir defa konuşmak istiyorum seninle. Son bir defa. Seni görmemek ölümden de acı inan. Bir idam mahkumu sayılırım ben. Son arzumu yapmanı rica ediyorum. Bu akşam 8'de Şadırvan kulüpte bekleyeceğim seni. Hayır, gelemem. Lütfen dostça ayrılalım Leyla. İstersen müsaadeyi Murat'tan alayım. Hayır, rahat bırak Murat'ı. Uzak dur bizden. Yaparım istediklerini. Ama 5 dakikayı çok görme bir idam mahkumuna. Peki, geleceğim. Ama sadece 5 dakika. Geldiğin için teşekkürler Leyla. Kısa bir zaman için, unutma. Yeter bana. Hayatım boyunca yeter. Dostça ayrılışımızı şampanya ile kutlayalım. İçmek istemiyorum. Lütfen. İdam mahkumlarının son istekleri reddedilmez. Hele o mahkum senin saadetin için kadeh kaldırıyorsa. Lütfen. Ne istiyorsan çabuk söyle, fazla kalamayacağım. İstediğimi yaptın. Teşekkür ederim. Bu son karşılaşmamız olsun lütfen. Söz veriyorum. Kimsiniz siz? Bir dost. Aldatılışınızı üzülerek izleyen bir dost. Zamanı gelince kendimi tanıtacağım size. Şimdi sadece dikkatli olmanızı ihtar ediyorum. Sevgili nişanlınız bir başka erkekle ilgileniyor çünkü. Yalan! İğrenç bir iftira bu. Hüviyetin saklaman da bunu ispat ediyor aslında. Kimsin sen? Mühim değil kim olduğum. Ama Leyla'nın aşığını merak ediyorsan söyleyebilirim. Biraz evvel Şadırvan kulüpte rastladım ikisine. Çok mutluydu Kenan. Kenan mı? Olamaz. İmkansız bu. Cevap ver, kimsin sen? Bir dost dedim ya. Alo! Alo! (Gülüyor)
Şimdi sizlere yepyeni bir şarkı takdim edeceğim. Benim mutluluğum ve bana verilen kutsal bir hediyedir bu şarkı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimde başka yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimde başka yerde inan seni bulamadım. Konsere ara vermek zorunda kaldığımız için özür dileriz. Büyük sanatçımız Leyla Sonay rahatsızlanmış bulunuyorlar. Programımıza... Ses telleriniz harap olmuş Leyla Hanım. Şarkı söylemeniz şimdilik imkansız. Bir şey yapılamaz mı doktor? Önce hastalığı teşhis etmeniz lazım. İçtiğiniz bir mayi sebep olmuş bu tahribata. İçtiğim mi? Evet. Asite benzer bir mayi. Belki de daha kuvvetli bir ilaç. Olamaz. Hatırlamaya çalışın. Bir iki saat önce ne içtiniz? İki saat önce? Evet. Evet. Dostça ayrılalım. Kadehimi saadetin için kaldırıyorum. Ne oldu Leyla Hanım? Yoksa hatırladınız mı ne içtiğinizi? Evet. Evet, hatırladım. Leyla Hanım, Leyla Hanım! Katilsin sen! Hayır! Öldürdün onu, öldürdün! Hayır! Hayır, ben öldürmedim! Katilsin! Polise anlatacağım her şeyi, kurtulamayacaksın! Hadi ateş et de beni de öldür! Yaklaşma! At o şişeyi elinden! Çekil yolundan! Kaçamayacaksın! Cinayetinin hesabını vereceksin! Kaçamayacaksın! Nasıl uçtu hayret! Çabuk polise haber verin! Hadi! Kazanın bir intihar olduğu şüphesiz Murat Bey. Cinayetten sonra paniğe kapılmış ve hayatına son vermiş. Leyla cinayet işleyemez, yapamaz böyle şey! Maalesef, bütün deliller aleyhinde. Ne gibi deliller? Cürüm aleti tabanca. Üzerinde Leyla Hanım'ın parmak izleri de tespit edildi. Hem de çok açık bir şekilde.
ne bileyim, bir yanlışlık olamaz mı? İmkansız. Ayrıca bir şahit de var. Şahit mi? Evet. Sizi aydınlatmak için onu da davet ettim. Buyurun, oturun hanımefendi. Sizi tekrar yorduğum için özür dilerim. Rica ederim, vazifenizi yapıyorsunuz. Belma Hanım, Kenan'ın evlenmek üzere olduğu hanımdır. Tanışır mıydınız? Hayır. Cinayet gecesi Kenan'ın evindeydi. Korkunç bir geceydi. Eve girdiğim an önce münakaşalarını, sonra da silah seslerini duydum. Ve sonra Leyla Hanım'ı gördünüz. Evet. Saklandım beni görmemesi için. Kıskandığı kadın bendim çünkü. Kıskandığı kadın mı? Evet. Kenan'ın bir metresi olduğunu öğrenmiştim ve tercih yapmasını söylemiştim. Metresi dediğiniz kimdi? Leyla. Bunu bilmeyen yok zaten. İmkansız bu. Yalan söylüyorsunuz. Daha önce de inanmamıştınız bana. Telefon eden dostu hatırlasanıza. Demek sizdiniz o. Evet. İnansaydınız bu sonuç olmazdı belki de. Leyla sizi alet etti Kenan'a. Belki acı ama o gece yalvarışlarını dinlemenizi isterdim. Hayatımın erkeğisin diyordu. Beni bırakma diyordu. Sensiz yaşayamam. Yeter! Diyordu. Susun artık! Dinlemek istemiyorum sizi! Nerede kaldı acaba? Heh, işte Murat Bey'in arabası geliyor. Murat Bey, bir dakikanızı rica edeceğiz. Beni rahat bırakın lütfen. Murat Bey, yardım edin bize. Hadiseyi aydınlatıcı bilgi rica ediyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Yakında evleneceğiniz doğruydu değil mi? Hatırlamak bile istemiyorum, anlıyor musunuz? İntihar mı? Cinayet mi? Bilmiyorum. Yazmak zorundayız Murat Bey. Leyla Hanım Kenan'ın metresiymiş. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Fakat lütfen. Oh, susun, susun, susun diyorum size. Onu seviyorsunuz değil mi? Sormayın bunu bana. Sevgimden de hatıralarımdan da iğreniyorum şu anda. Mazimi toprağa gömdüm her şeyle. Hepsi bu kadar. Lütfen gidin artık. Acılara hürmet edin biraz. Bestemin her notasında sen varsın sevgilim. İkimizin aşk şarkısı olacak. Şarkımız senin sesinle güzelleşecek, senin sesinle. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimde başka yerde inan seni bulamadım. Thank you.
Aa, sen misin? Ne haber? Demek buldun onu. Ürkütme sakın. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Sana güveniyorum. Güle güle. Mesut yuvam yıkıldı. Mazi kalbimde yarıldı. Sonsuz acı hatırladı. Mazi kalbimde yarıldı. Sonsuz acı hatırladı. Sacı hatırladı. Kapa gaganı be! Sen kendini ne sandın be kızım? Oho. Aldırma sen onlara kızım! Devam et, hadi! Yok, hayır! Dur bakayım sana! Sen Leyla Sonay'a benziyorsun! Yok, hayır! Olamaz! Ben değilim o! Biliyorum! Biliyorum tabii, o maalesef öldü! Evet, öldü! Büyük sanatçıydı. Bizim gibilerin gönlünde taht kurmuş bir kraliçeydi Leyla. Üzdü mü seni yoksa? Yok, hayır. Ona benzemem bizim işimize yarayabilir. Anlayamadım. Beraber çalışırız. Yoksul bir kemancıyım ben. Kazım Baba derler bana. Birbirimize can yoldaşı oluruz. Sen istersen tabii. Bilmem ki. Benim de çalışmaya ihtiyacım var ama... Düşünme öyleyse artık. Kazım Baba seni kızı gibi sevdi. Göreceksin bak, her şey öyle güzel olacak ki. Tamam mı? Ha? Hadi oldu, oldu. Hadi nafakamıza bakalım öyleyse, hadi. Hadi. Hayırlısı. Aşkın kanununu yasam yüden kim... Ne söz be, ülbül müsün kızı? Aldırma, benim gibi ses! Kimi benim gibi sever gözümden? Peki, peki, keselim abicim, peki. Hadi bakalım, paralar! Para veren altın bulsun! Para veren altın bulsun! Para veren altın bulsun! Sağ ol abi! Ah, işte benim fakirhane! Baba yadigarıdır. Nasıl buldun? Sıcak bir yuvanın özlemini çekenler için bulunmaz bir ev. Senin de evin sayılır artık. Birkaç eksiğimiz var ama tamamlarız. Baksana, kazancımız çok iyi bugünlerde. Daha fazla kazanmaya layıksın sen. Ama bozuk bir ses kazanç değil, hakaret getiriyor. Alay getiriyor. Öyle konuşma kızım. Onlar bizimle değil, kendileriyle alay ediyor aslında. Sanat sanattır yavrum. Gün ola, harman ola demişler. Program yoksa çıkalım biz gidelim. Geldiler. Sayın dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlarım. Şimdi sizlere Rast makamından... Bırak ya, Rast tıkı mastık hadi. Ya Aydacı, sen notadan ne anlarsın Rast mastık? Girdiler. Biraz
Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmek ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim bir türlü ölmedim. Allah Allah, sese bak sese! Kapı gücürdüsü ne yapıyor karabın yanında be? Aşk bu, sevda bu, hayat bu mu? Yılda bir Osman abimizi... Kaybacağım ya hüzün, gözyaş dolu. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Kalp acıdım ya hüzün, gözyaş dolu. Hayriye, şuraya bak sen. Leyla'ya benziyor ayol. Aa, ilahi Gülsüm, ölmüş kadına hakaret etme bari. Karga seslinin biri bu ayol. Ulan moruk, nereden buldun bu bozuk plağı be? Ama güzelsin. Kız şarkıya boş ver, göbe şart bizim. Allah'ım, kulağımın ayarı bozuk. Şimdi sen... Ulan iki çarkı... Nerele... Artık tahammülüm kalmadı. Her alaylı söz, her kahkaha bir tokat gibi iniyor yüzüme. Üzme kendini, bütün acı günler geçecek, göreceksin. Hayatımın bitmesini istiyorum. Deli deli konuşup da üzme beni. Karanlık günlerden sonra güneş de doğar insanın hayatına. Benim güneşim çoktan karardı Kazım baba. O gece karardı. O gece mi? Evet, o gece. Seni daha fazla aldatmaya gönlüm razı olmuyor Kazım baba. Ben ölmüş bilinen Leyla'yım. Cinayet işlediği sanılan Leyla Sonay. Biliyordum ama senin anlatmanı bekledim. İnsanlardan kaçmanda, ürkek halinde bir sır olduğunu hissetmiştim. Mecburdum gizlemeye. İşlemediğim bir suçu yüklediler bana. Suçsuz olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Yaşadığında suçlu olmadığını ispat edeceğin gün de gelecektir yavrum. Kuvvet verdiniz bana. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Kızımsın benim. Bir baba önce kızının sıhhatini düşünmeli. Seni hemen bir doktora götüreceğim sesin için. O zaman hüviyetim meydana çıkabilir. Orasını düşünme sen. Doktor eski bir dostumdur. Her şeyi ayarlarım ben. Sen dünyanın en iyi insanısın Kazım baba. Sağ ol yavrum. Geçmiş olsun kızım. İstediğin kadar bağırıp şarkı söyleyebilirsin. Allah! Teşekkür ederim doktor bey. Kuru teşekkürlü olur mu kızım? Doktora şipşak bir konser verelim şimdi, hadi. Yo yo, acele etme. Biraz dinlensin kızımız. Canın isterse doktor bey. Bu iyiliğinizi unutamayacağız. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Sağ ol doktorcuğum. Sen de Nur sağ ol. Nur güle ol. Güle. Of! Senin yerinde olsam çocuklar gibi oynar, zıplar, taşkınlıklar yaparım ama sen somurtup duruyorsun be yavrum. Elimde değil Kazım baba. Neden ama en büyük derdin de geçti, iyileştin işte yavrum. İyileşen sadece sesim. Gönlümdeki kırıklık gittikçe büyüyor. Kolay mı desene, sevdiğinden ayrısın, üstelik seni ölmüş biliyor. Öldü bilsin razıyım ama benden nefret etmeseydi. Sevgimden şüphelenmeseydin. Bir gün seni anlayacak, kötü olmadığına inanacak, göreceksin. O zamana kadar da çok acı çekecek. Bilemezsin sen onu, tanımazsın Kazım baba. Ayrılık ölümden de acı derdi bana. Şimdi yokum artık Murat için, lekeli bir hatırayım. Kahreden bir hatıra. Kenarlarda
Ay ulan ha! Yanıkların şarkısı bu be! Yazık oldu kıza, aç davasını harcadı kendini. Olur mu be? Erkek mi yoktu piyasada yani? Kaldırın şu pilağı! Kaldırın diyorum be! Baş be paşam! Ağır ol ahbap, o şarkıyı biz istedik! Edebinle otur yahut da al voltanı! Amma tereyağısın be! Tazele şarkıyı masteri! Haberler iyi oğlum. Röntgenlerini tetkik ettim. Ufak bir ameliyatla tekrar görebileceksin. Lüzumu yok. Ameliyat olmayacağım. Oo, çocuk olma Murat. Her şeyden önce baba dostunum senin. Zayıflık, ümitsizlik yakışmıyor sana. Bana yakışanlardan dersimi aldım. Kör olmamı Tanrı'nın bir lütfu kabul ediyorum şimdi. Böyle konuşma. Hayat bütün acılarına rağmen güzeldir. Benimki değil. Boşuna ısrar etmeyin. Ameliyat olmayacağım. Felaket rüzgarı hayatımda esmeye devam ediyor Kazım baba. Şimdi de Murat. Buna da şükür yavrum. Yalnız gözlerini kaybetti. Hayatını değil. Benim yüzümden. Ona ıstırap verdim sadece. Ama haksızlık etme kendine. Kaderin kurbanı oldunuz ikiniz de. Onsuz yaşamanın acısını anlatamam Kazım baba. Yanında olmak, teselli etmek için canımı verirdim şu anda. Canını vermene lüzum yok yavrum. Kafamızı çalıştıralım, kâfi. Ne yapabiliriz? Çok şeyler yaparız. Önce bir doktor ile konuşayım. Bakarsın Murat'ın bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Bu nasıl olur? Yanına yaklaşamam onun, beni görünce. Göremez ki bir tanem. Bir yabancı sanacak seni. Ona da razıyım. Yeter ki yanında olayım Murat'ım. Olacaksın yavrum. Kazım baba bu işin de üstesinden gelecek evelallah. Yardımcıya ihtiyacım yok benim. İnadı bırak Murat. Doktorun olarak değil, bir abin olarak konuşuyorum. Hayata tekrar dönmeni istiyorum. Hayat yaşanmaya değer mi sanıyorsunuz? Hiçbir şey beklediğim yok. Çamurlu bir sele benzetiyorum hayatı ben. Kapılmışım gidiyorum. Hepsi o kadar. Benim tanıdığım Murat böyle konuşmazdı. Cesurdu. Senin tanıdığın Murat'ın içi sevgi doluydu. Şimdi nefret dolu, kin dolu. Anlıyorum seni. Kötü hisleri içinden atmanı istiyorum. Bunun için bir yardımcı tavsiye ediyorum sana. İşte benim yardımcım, dostum, tek arkadaşım. Kuru bir dal parçası. Ama bana hiç olmazsa ihanet etmez. Ne yazık ki sadık dostunun müzik bilgisi yok o. Müzik mi? Evet. Dertlerini, acılarını ancak müzik unutturabilir. Hayata bağlar seni. Çalışmalarında sana yardımcı olacak birini buldum ben. Kabul etmediğimi söylersin kendisine. İstediğini yapamayacağım. Çünkü onu buraya getirdim bile. Getirdin mi? Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba. Doktor bey lütfettiler de bizim için size hizmet etmek şereftir beyefendi. Kısa kesin. Müzik çalışmalarımda bana yardım edeceksiniz. Nota biliyor musunuz? Evet efendim. Biliyorum. Kimsin sen? Kızım. Kızım efendim. Adı Nermin'dir. Konservatuvar mezunu. Size o hizmet edecek. Doktor! Doktor... gitti efendim. Bana bir hanım getirdiğini söylememişti. Boşuna yormuş sizleri. Gidebilirsiniz.
Lütfen efendim. İşe çok ihtiyacımız var. Maddi durumumuz bozuk. Sıkıntıdayız. İhtiyacınız olan parayı temin ederim. Sadaka değil, iş istiyorum sizden. Hanım olmam sizce niçin mahsurlu sorabilir miyim? Biraz küstahça bir sual. Ama haklısınız. Mesele yapmamam lazımdı. Nihayet bir kadınsınız ve benim için hiç fark etmez. Yarın işe başlayabilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Allah'a ısmarladık. Günaydın efendim. Günaydın. Kahvaltı hazırladım size. İstemiyorum. Sadece çayı verin. Kızarmış ekmekle biraz peynir alsanız. Çayı verin dedim. Peki efendim. Kahvaltı hazırlamak vazifelerinizin dışında. Daha doğrusu mecbur değilsiniz. Yanlış bir hareket mi yaptım? Yanlış değil, lüzumsuz. Benim alışkanlığım belki de. Babama her sabah hazırlardım. Ben babanız değilim, unutmayın. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Çekin elinizi! Yolumu bulacak güçlüyüm. Ve böylesine yardımlara ihtiyacım yok benim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Notayı alabilecek misiniz? Evet efendim. Başlayın öyleyse. Seviyorum dedi. Nefesimsin, her şeyimsin. Kadın ipek saçlarının gölgelediği yüzünü adama çevirdi. Alev alevdi bakışları. Islak ve dolgun dudakları aralandı ve sonra... Yeter! Sonrası malum. Bir yığın yalan ve riya. Evvelce bu romanı okumuş muydun? Hayır ama yaşamıştım. Hayatta da, romanda da birdir kadın. Bundan sonra müzikle ilgili konular seçmeyi unutmazsınız sanırım. Unutmam efendim. Şayet yorgun değilseniz bestemin ikinci bölümüne çalışabilir miyiz biraz? Ben hazırım efendim. Ruhsuz bir müzik bu. Ver, notaları ver. Tükendim. Bittim ben, bittim! Sabretmen lazım yavrum. Büyük sevgilerin derdi de büyük olur ya. Sevgisi nefrete dönmüş şimdi. Hatıralarımızın ezikliği içinde her gün biraz daha yıkılıyor, kahroluyor. Kuvvet vermen lazım ona. İstemez miyim Kazım baba? Ama bir yabancıyım onun için. Bazı anlar güç tutuyorum kendimi.
sevdiğinin yanında olup ona yardım edememek çok acı. Gözümün önünde ıstırap çekmesi öldürüyor beni. Anlıyorum yavrum seni. Bir çıkmazın içindesin şimdilik. Leyla olduğunu söyleyemezsin ki. Bir söyleyebilsem, bir inandırabilsem suçsuz olduğuma, o zaman sokulurum Murat'a. Dizlerinin dibine oturur, bütün ömrümü adarım ona. Ağlatacaksın beni şimdi ama, unutma. Seni bir yabancı bile bilse ihtiyacı var. Yalnız bırakmamalısın onu. Haklısın. Ya. Hemen oraya döneceğim lazım baba. Nermin, sen misin? Benim efendim. Ayak seslerinden tanıdım. Körlerin özelliği bu. Bugün izinli değil miydin sen? Erken döndüm. Notaların temize çekilmesini bitirmek üzereyim. Hangilerini? Yırttıklarınızı. Böyle bir şey istemedim. Gene de temize çektim. Böylesine güzel melodilerin kaybolmalarına gönlüm razı olmadı. Beğenmemiştim o kısmı. Sinirliydiniz. Bir kere dinlemenizi rica etsem, bir iki ufak tahsihle büyük bir eser olacağına inanıyorum. Senin kanaatin bu. Ama sizin eseriniz. Lütfen Murat Bey. Pekala. Bir kere geçin bakalım. Teşekkür ederim. Etkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz için, ilahımsın, sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Hayatım anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren, seviyorum, sevdim seni. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam, sevgilimdin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasla seni, ne olursun dön dön bana. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim.
dudaklarında bir ateş, avuçlarında alevsin. Sensiz, yalnız sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin, sen benim her şeyimsin. Kim var orada? Kim var orada diyorum? Benim efendim. Şarkınızı duyunca geldim. Geldin ve gördün işte. Şimdi memnun musun hayatından? Şarkınız büyüledi beni. Buraya çekti, dinledim sizi. Dinlediğin içimdeki kindi, nefretimdi. Ben de senin yüzünü görmek isterdim şu anda. Yıkılmış bir erkeği görmenin sevinci vardır mutlaka gözlerinde. Gururu vardır. Gözyaşı var, saygı var. İnanın bana. Ya merhamet? O yok mu sanki? Bana acımanı istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum! Dokunma bana! Sürme elini! Bir kadının yardım olmadan da ayakta durabilirim ben. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Bundan sonra da anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Yarın sabah terk ederim burayı. Git dediniz çünkü. Ama kal derseniz, derseniz... Buyurun, evin anahtarları efendim. Anahtarlara ihtiyacım olmayacak artık. Beni pencerenin önüne götürür müsün? Bunu ilk defa istediniz benden. İlk defa düşündüm bazı şeyleri. En başta sana haksızlık ettiğimi, kabalık ettiğimi düşündüm. Uyuyamadım. Hiç uyuyamadım. Sinirliydiniz, belki de ondan. Hayır. Gidişini duyamayacağımdan korktuğum için uyuyamadım. Veda etmeden gitmezdin. Özür dilesem, kalmanı istediğimi söylesem gene de gider misin? Kararımı verdim ben. Ne zaman? Elimi tuttuğunuz an, yardım etmeme razı olduğunuz an gitmemeye karar verdim. Ben de seni üzmemeye karar verdim. Barışmamızı kutlamak istiyorum şimdi de. Kabuğundan çıkmak istiyorum. Beni gezdirir misin? Ne zaman isterseniz. Şimdi, hemen hazırlanalım. Hazırlanmak mı? Evet. Genç bir kızın yanında körlüğümü mazur gösterebilirim. Ama sakalım asla. Alışmak kolay olmayacak. Kimse yok burada, yalnızız. Dolaşmak ister misin? Evet. Bu kuş sesleri, yerdeki ezilmiş yapraklar, evet, görüyorum sanki. Görmediklerinizi ben anlatayım size. Etrafımızda ağaçlar var. Yapraksız, yüksek ağaçlar. Aşağıda... Dur! Aşağılarda bir göl olmalı. Buraya yakın bir yerde kütüklerden bir masa var mı? Evet, var. Her şey hatırladığınız gibi. Değişen hiçbir şey yok. Sadece mevsimler. Bir de içimdeki fırtına dindi artık. Şu anda sükun buldu. Hem de hatıralar eskisi gibi yıpratmıyor beni. Hatıraların sahibi duysaydı bu sözlerinizi üzülürdü. Ölüler hissetmez Nermin. Acılarımı paylaştığım seninle dolaşmak istiyorum şimdi buralarda. Başka yerlerde de. Ha?
benim yüzümden üşüdünüz. Ben istemiştim. Üşümeyi değil ama sabahlamayı. Güzel bir sabahtı. Göremedim güzelliğini. Sadece sıcaklığını duydum güneşin. Evvelce gördüğünüz şafaklardan farkı yoktu. Gene de üzülüyor insan. Çayın rengini bile... sıcaklığı, lezzeti kâfi gelmiyor. İsteseniz hiçbir şeyin özlemini çekmezdiniz. Sizin elinizde bu. Ameliyat olmak mı? Evet. Neden? Niçin istemiyorsunuz? Bilmiyorum. Bazı şeyler değişir diye korkuyorum belki de. Yeniden kurduğum dünyam kaybolacak sanıyorum. Hatta sen bile. Ben mi? Evet, sen. Yeni hayatımın bir parçası oldun. Bir sis bulutu içinde hayal ettim seni hep. Belli belirsiz. Görmeden. Bir gün görürsem... Evet, görürsen. Aramızdaki sihir bozulur. Alıştığım ayak seslerini duymamak isterim belki de. Seni... seni sevmeye başlamışken nefret ederim. Kırarım seni. Üzerim. Razı mısın? Razıyım. Nefretine de, sevgine de razıyım. Yeter ki kurtul şu karanlık dünyadan. İsteme beni, bir yabancı bil. Hatırlama istersen, unut. Ama yalvarırım ameliyat ol Murat, yalvarırım. Peki. Ama sen istediğin için unutma bunu. Çok, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Murat. Ameliyat başarılı oldu. Neticenin de iyi olacağını ümit ediyorum. Teşekkür ederim doktor. Bana değil, Nermin'e teşekkür et. Çünkü o razı etti seni. Çok şey borçluyum ona. Borcunu benim yanımda ödemek istemezsin herhalde. Hoşça kalın çocuklar. Nermin, hayatımın en sabırsız günleri başladı. İki hafta çabuk geçer Murat. Sen yanımda olursan tabii. Hatırlar mısın evime ilk geldiğin günü? Unutur muyum hiç? Sesimi duyunca kızmış, kovmak istemiştin. Sebebi vardı. Bir an o sandım seni. Sanki onun rüzgarı esmişti, allak bullak oldum. Ve hala onu sevdiğimi anladım. Unutamamıştım. Ya şimdi? Artık unuttum. Hatırlanmaya layık değildi çünkü. Beni en kötü yerimden vurmuştu. Yaşasaydı, suçsuz olduğunu söyleseydi, dizlerinin dibinde ölmek isteseydi ne yapardın? İnanmazdım. Bir erkeğin ağlamasını bilir misin sen? Gözyaşı verdi bana, acı verdi. Sonra sen geldin. İçimdeki ıstırap duvarını yıktın. Kimseye benzetmeden, kimseye hatırlamadan sevmek istiyorum. Seveceğim de. Heyecandan ölmezsem iyi. Bugün netice belli oluyor. Dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Gözleri açıldığı zaman seni yanında görmezse üzülecek. Onun görmek istediği artık ben değilim. Nermin olarak da çıkamam karşısına. Arayacak seni, peşini bırakmayacak. Fırsat vermeyeceğim Kazım baba. Uzaklaşacağım ondan. Bu da ne demek? Başka çarem yok. Beni bulamayacağı bir yere gideceğim. Konuş onunla. Bir iş bulup seyahate çıktığımı söyle. Bu çok zor bir vazife kızım. Kızının son isteği bu senden Kazım baba. Doğrusu da bu zaten. Pekala yavrum, konuşurum Murat'la. Ama hayatta seni tek başına bırakmayacağımı da bil, tamam mı? Tamam. Hah, iyi. Sen dönünceye kadar hazırlanırım. Oldu.
Nermin? Nermin nerede? Görüyorsunuz Murat Bey, görüyorsunuz! Evet. Ama Nermin burada değil. Ondan vedalaşmak istiyordum. Vedalaşmak mı? Evet. Olmuyor, yapamıyorum. Gördüğüm rüyanın bittiğini, beni affetmesini söyleyeceğim Nermin'e. İyi ama... Bir başkasını severken, unutamamışken ümit verdim. Kendimi de Nermin'i dalgattım. Çok güzel, çok güzel! Nermin çok sevinecek bu işe. Sevinecek mi? Ya! Anlayamadım. Anlatacağım şimdi size. Çünkü tam sırası. Bakın şimdi dinleyin beni. Merhaba kızım. Ne haber? Ne oldu? Anlatırım sonra. Şimdi bir misafirimiz vardı. Buyurun beyefendi. Neredesin Nermin? Bana oturacak bir yer göstermeyecek misin? Gözlerin... Görmüyor. Ama önemi yok. Seninle alıştım karanlığa. Işığım oldum benim. Niçin kaçtın Nermin? Korktum. Beni görünce beğenmeyeceğinden. Hayalinde yaşattığın gibi bulmayacağından korktum. Yersiz bir korku. Hiçbir şey değişmezdi yavrum. Nasıl olursan ol. İster güzel, ister çirkin, umurumda değil. Yeniden doğacağım seninle. İstersen tabii. İstemez olur muyum? Evvelce de söylemiştin. Git dersen giderim. Kal dersen kalırım Murat. İçimde kalacaksın ölünceye kadar hep. Yaşama gücü verdin bana. Ha, bir konser vereceğim yakında. Derhal çalışmalara başlayacağız yavrum. En büyük yardımcım sen olacaksın. Niçin geldik buraya? Konser çok yaklaştı. Çalışmak lazım. Çalışmak istemiyorum bugün. Ama işin bu senin. Bak Nermin... Daha önemli bir işim var şimdi. Sana içimi dökmek. Dinliyorum. Kör bir erkeğe göz olmak, baston olmak sıkmıyor mu seni? Sıksaydı yanında olmazdım. Şüphen mi var bundan? Evet, var. Ameliyattan sonra gitmeye, benden uzaklaşmaya karar verdiğini söyledi Kazım baba. Ben ısrar etmiştim söylemesi için. Sebep neydi? Hatıralarınla, sevginle baş başa bırakmak istedim seni. Baş başa kalmak istediğim sensin Nermin. Bir sevginin devamıyım belki de, daha önce... Öncekini unuttum ben. Bu kadar kolay mı? Tanımıyorsun beni, yüzümü bile görmedin. Görmediğim yüzüne, her şeyine aşığım senin. Benimle evlenir misin? Cevap ver bana. Niçin susuyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Şaşırttın beni. Heyecanlandım birden. Beklerim Nermin. Cevabını beklerim sevgilim. Düğün marşınızı ben çalacağım ha! Düğünümüz olmayacak Kazım baba. Niçin? Çünkü Nermin'i seviyorum, Leyla'yı değil. İkisi de aynı şey. Niye huysuzluk ediyorsun? Huysuzluk değil. Gönül kırıklığı. Kutsaldı sevgimiz. Tertemizdi. Bir başkasını sevebileceğini düşünemezdim bile. Başkası dediğin de sensin. İki defa sevdi seni, fena mı? Anlamak istemiyorsun Kazım baba. Unutulan, nefret edilen biriyim ben şimdi onun için. Seni suçlu biliyor, ne yapsın? Öyle bilsin, önemi yok artık. Kendi yolumu çizeceğim bundan sonra. Ne yapacaksın peki? Çalışacağım. Bir iş bulurum elbet. Bizimki iş değil mi yani? Gene beraber çalışırız. Eskisi gibi iş de hazır. Bir sosyete partisi için avans verdiler bana, ne haber? Sen de gelirsin. İmkansız.
Sesimi tanıyabilirler çünkü. Saf kızım benim. Şarkılarını gene bozuk bir sesle okursun, olur biter. Ne zaman? Bir hafta sonra. Sosyete yıldızı Belma'nın evinde ya. Hey çocuklar, dinleyin beni. Bir sürprizim var sizlere. Kenar mahalleyi ayağınıza getirdim bu gece. Çok enteresan bir program sunacağım dostlarıma. İlk olarak Kenar'ın dilberiyle kemancıyı takdim ediyorum. Işıkları kapayın. Bitmeyen derdim var benim, doğmayan çiçeğim var benim, incinmiş kalbim var benim, talihsiz başım var. Kenar'ın dilberi değil, olsa olsa Kenar'ın baykuşudur. Ne diyorsun sen ya? Baykuş bunun yanında bülbül kalır. İlahi Belma! Nereden bulursun bu döküntüleri? Kemancıya bak hele! Ne dersiniz, biraz gayrete getirelim mi? Fena fikir değil! Önce uykusunu açalım adamcağızım! Şunlara bir ders vermek için hayatımı bile feda ederim! Hayatın benim için çok değerli Kazım baba! O dersi ben vereceğim bu zıfırlara! Devam et sen! Neden hiç mesut olmadım? Çünkü talihli doğmadım. Daha hayata doymadım. Feleğe hesap sormadım. Mavi kalbimde yanadım. Sonsuz acı hatıradım. Mavi kalbimde yanadım. Şaşıracak bir şey. Hatırladın mı bu sesi? Kim hatırlamaz? Bu kadar benzemesi hayret doğur. Ne benzemesi çocuklar? Bu onun sesi. Öyle değil mi Belma? Olamaz. İmkansız bu. İmkansız bu. Ümitlerim hep kırıldı. Aşk ve şans bana darıldı. Ecel yakama sarıldı. Çok mesut yuvam yıkıldı. Mavi kalbimde yaradı. Onun sesi! Onun sesi! Işıklar yakın! Yakın diyorum hadi! Mavi kalbimde yaradı. Sonsuz acı hatıradı. Sonsuz acı hatıradı. Sonsuz acı hatıradı. Akşamlar Belma Hanım. Olamaz! Olamaz! Ölüler dirilemez! Haklısın. Kenan dirilemedi çünkü. Ah! Sen aldın onu benden! Öldürmeliydim o gece seni! Tıpkı Kenan gibi! Upuzun yatıyordu yerde! Beni kovamıyordu! Seni de öldüreceğim!
Aferin Şakir! Bırakın, bırakın diyorum! Dur hele, bileziğini takayım önce! Seni cinayet suçundan kanun namına tevkif ediyorum! Götürün! Kazım baba, demek sen... Ben de seni aldattım, ödeştik yavrum! Borçluyum sana, her şeyimi borçluyum! Yavrum, borcunu öde öyleyse! Murat'ın konserine götür Kazım babanı, he? Bekliyor seni. Beklediği ben değil. Seni hala seviyor o. Unutmadı. Bir inanabilsem buna. Ben değil, o inandıracak seni yavrum. Hadi geç kalmayalım. Hadi yavrum. Hadi gidelim. Hadi. Tam zamanında yetiştik. Suçsuz olduğunu öğrenince çok sevinecek Murat. Çoktan unuttu beni. Öyle zannetsen. Ne demek istiyorsun? Başlıyor. Teşekkür ederim. Tekrar karşınızda olmanın heyecanı içindeyim. Bir sanatçı halkın malı sayılır. Üzüntülerini, sevinçlerini onlarla paylaşmak ister. Şu anda unutulmaz hatıralarımı sizlerle birlikte yaşayacağım. İlk aşkımın ilk şarkısını okuyacağım önce. Bu bestemi hayatımı verdiğim biri için yapmıştım. En kıymetli varlığımdı, her şeyimdi. Şimdi de değişmedi hislerim. Girsene şarkıya! Hadi, hadi diyorum sana! Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimde başka yerde, inan seni bulamadım. Ben kalbimde başka yerde, inan seni bulamadım. Ben kalbimde sevindir Leyla. Daha önce adamıştım sana. Ağlama öyleyse. Bu gözyaşlarım ne? Görüyorsun Murat. Evet sevgilim, evet. Ölünceye kadar yalnız seni göreceğim.